İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Igor Muratyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Artsakh Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin eski milletvekili Fransa Artsakh Dostluk Çevresi üyesi René Rukey'i makamında kabul etti. ABD'nin Kansas Eyaleti Valisi Laura Kelly, Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit anıtını ziyaret etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit'i derinlemesine inceleyen ilk Japon Hiroyoshi Segawa. Anıt uzmanı Samvel Garabetyan'ın oğlu yönetmen Diren Garabetyan hayatını kaybetti. Ermenistan'ın 100 arkeolojik anıtı projesinin amacı Ermenistan'ın kültürel mirasını belgelemek ve bilimsel ve eğitim sürecinde kullanmaktır. Igor Muratyan olmasaydı Artsakh hareketinin olduğu gibi olmayacağı kesindir. Ve birçoğu Igor Muratyan olmadan hareketin hiç gelişmeyeceğini dahi iddia ediyor. Igor Muratyan 1957'de doğdu. Moskova Plekhanov Ziraat Enstitüsü Endüstri Fakültesinden mezun oldu. Igor Muratyan Artsakh Komitesi'nin kurulmasına katıldı. Mayıs 1988'de komitenin yönetim görevinden ayrıldı. 1990-1995 yılları arasında Yüksek Konsey Milletvekili, Yüksek Konsey Savunma ve İçişleri Daimi Komitesi üyesi olarak görev aldı. Çalışmalarının ana yönü Karadeniz-Kafkasya bölgesinin güvenlik koşullarının, risklerinin ve tehlikelerinin analizidir. 2009-2013 yıllarında İrades De Facto gazetesinin siyasi analisti oldu. Igor Muratyan 17 Haziran 2018'de Yerevan'da ağır bir hastalıktan dolayı vefat etti. Batı Ermenistan'ın somut olmayan kültürel mirasından bahsederken lavaşa değinmeden geçemeyeceğiz. Ekmek binlerce yıl boyunca Ermenilere hep eşlik etti. Ekmek Ermeni platosunda M.Ö. 3. 2. bin yıllardan beri pişirildi. Hatta kazı çalışmaları sırasında 4. ve 3. bin yıllara kadar uzanan büyük buğday ve arpa stokları keşfedildi. Arkeologlar Ermeni platosu topraklarında uzun zaman önce insanların ziraat ile uğraştığı ve hububat yetiştirdiğini iddia ediyor. Eski zamanlarda Ermenilerin bu tahılları un elde etmek ve ardından ekmek veya Ermeni lavaşı pişirmek için yetiştirdikleri anlaşılıyor. Ermeniler tahıl için özel olarak tasarlanmış çeşitli ambarlarda, stoklarda, teknelerde ve yeraltı kuyularında tahıl depoladılar. Köylüler hasadı toplamaktan sonra hemen un değirmenine götürmeye acele etmemiş. Eski zamanlarda ilk hasat hep kiliseye götürülür ve orada kutsanırdı. Ancak o zaman köylü hasadını toplayıp un değirmenine götürebilir, öğütebilir ve daha sonra ekmek pişirebilirdi. Bununla birlikte hasat kutsamaya demet şeklinde getirilmiyordu. Onları kutsamaya götürmeden önce haçbur denen şekil verilirdi. Bunun için başaklar haç, sonsuzluk haçı veya hayat ağacı biçiminde şekillendirilirdi. Hayat ağacı doğurganlığın, yaşamın başlangıcının ve uzun ömürlülüğün simgesiydi. Lavaş sadece ekmek olmanın yanı sıra Ermenilerin hayatında dinsel ve ibadet önemi olan bir kültür unsurudur. Öncelikle ekmeğin lavaş adının nereden geldiğini anlayalım. Lavaş yapım sürecinden kaynaklanan Ermenice bir kelimedir. Hamur yoğrulduktan sonra iyice açılır. Lavaş adı iyi çekilmiş yani Ermenice lavkaşat kelimesinden geldi. Geleneğe göre ekmek pişirme töreni sabahın erken saatlerinde başlar, gün doğumunda fırındaki ateş yakılırdı ve ekmek pişirme sürecine kutsamalar ve günaydın duaları eşlik etti. Eski zamanlarda lavaş bayramdan bayrama ve bol miktarda pişirilirdi. Bu süreç genellikle bir veya iki gün sürerdi. Ayrıca lavaş pişirirken seslendirilen ve lavaşın lezzetinin övüldüğü özel şarkılar da yer aldı. Geleneksel hayatta ekmek pişirme işi grup halinde yapılır ve bir kişi tek başına ekmek pişiremezdi. Sadece kadınlara ait bir meslek olarak kabul edildi ve ekmek pişirilirken bir erkeğin fırına girmesi kötü bir alamet olarak görüldüğü için önlenirdi.
Bu grup çalışmasında herkesin belli bir rolü vardır. Biri hamuru hazırlıyor, diğeri açıyor ve en tecrübelisi lavaş hamurunu tandırın duvarına yapıştırıyor. Deneyimsizler çoğunlukla hamur toplarını aktarıyor ve bu süreçte daha deneyimli olanlardan lavaş pişirmeyi öğreniyorlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergey Gazaryan, çalışma ziyareti için Yerevan'da bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi eski yardımcısı, Fransa Artsakh Dostluk Çevresi üyesi René Rouquet'i makamında kabul etti. Artsakh Dışişleri Bakanlığı tarafından News AM'e aktarılan habere göre Artsakh Dışişleri Bakanı konuğa Artsakh'a gösterdiği sürekli ilgi ve Fransa Artsakh dostluk bağlarının sürekli olarak güçlendirilmesine yaptığı büyük katkı için teşekkür etti. Taraflar Artsakh çevresinde oluşan durumu ve bir dizi insani sorunu aşmanın olanaklarını tartıştı. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyarette bulunan Kansas Eyaleti Valisi Lara Kelly başkanlığındaki heyet, 22 Haziran'da Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sarkisyan eşliğinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anıt kompleksini ziyaret etti. Amerikan heyetinin bir üyesi de Kansas Ulusal Muhafızları Komutanı ABD'li Tuğgeneral Michael Venner idi. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalardan sorumlu müdür yardımcısı Edita Gzoyan konukları karşıladı ve anıt kompleksinin yapım tarihini anlattı. Geçen yüzyılın sonlarında Bakü hükümetinin Sumgayit, Kilovabad, Ganzak, Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına Zernagaber Tepesi'nde dikilen 3 haçkar anıtının tarihine ve Artsakh Savaşı sırasında anıt duvarı önüne defnedilen 5 özgürlük savaşçısının hikayesine değinerek yaşananların Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in devamı olduğunu vurguladı. Edita Gzoyan, Artsakh meselesinin tarihi ve hukuki boyutuna da değindi. Bakü'nün Ermeni karşıtı eylemlerini ve propagandasını sundu. Bayan Laura Kelly, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına çelenk koyduktan sonra konuklar ebedi ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'in masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Edita Gzoyan, Türk hükümeti tarafından yürütülen Ermeni soykırımını protesto etmek için seslerini yükselten yabancı tanınmış kişilerin, politikacıların ve misyonerlerin cesetlerinin defnedildiği anıt duvarı Huşabat'ın yanında konuklara eşlik etti. Henry Morgenthau'nun Ermeni yanlısı faaliyetlerinden bahsederek Amerikan Ortadoğu Komitesi ve Morgenthau'nun yaptığı çalışmaları sayesinde Amerikan kamuoyunun Osmanlı'da Ermenilere yönelik katliamlardan haberdar olduğunu ve ABD'nin Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in tanınmasının da bu insanların anısına bir saygı olduğunu vurguladı. Hiroishi Segawa, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit konusunu derinden inceleyen ve araştırmasını Japonca sunan ilk Japondur. Profesör Hiroishi Segawa, mesleği gereği bir hukukçudur. Uzun bir süre soykırımın ön şartları konusu ilgi odağı olmuştur. Araştırmacı, yaklaşık 40 yıl önce 1980'lerde Birleşmiş Milletler arşivlerinde soykırımlarla ilgili materyalleri araştırırken Ermenilere karşı uygulanan 1915 soykırımı başlıklı bir materyal buldu ve bu konu üzerine onun özel ilgisinin ve daha fazla bağlılığının temelini oluşturdu. Bu gerçeği öğrenen Segawa, insanlığa karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla Ermenilerin yaşadığı trajediden habersiz olan Japonların gözlerini açma sorumluluğunu üstlenmeye karar verdi. Yazdığı Unutulmuş Ermenilere Uygulanan Soykırım, Katliamın Önlenmesi ve Cezalandırılması Üzerine Araştırmalar başlıklı kitap, sadece Japonya'da değil Ermenistan Cumhuriyeti'nde de çok popüler hale geldi. Segawa çok sayıda belgeyi inceleyerek ve verileri sunarak Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in planlandığını,
dikkatlice hazırlandığını ve uygulandığını açıkça kanıtlıyor. Yazarın gözlemine göre her devlet Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni önemli bir belge olarak kabul etmelidir. Batı Ermenistan hükümeti Japon bilim insanı Hiroyoshi Segawa'nın çalışmalarını takdir ediyor. Kendi tarafımızdan Japon halkının milyonlarca masum insanının hayatına mal olan insanlık suçlarının en ağır yükünü çekenlerden biri olduğunu vurgulamak isteriz. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında olduğu gibi Japon Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinde sivillere karşı atom silahları kullanıldığında yaklaşık 250 bin kişi öldü. Trajedinin ve sonuçlarının farkına varan Japon bilim insanı insanlığa karşı suçları önlemek amacıyla bir kez daha bundan bahsetti. Japon bilim insanı Hiroyoshi Segawa'nın insanlığın kaderiyle ilgili endişelerini paylaşan Batı Ermenistan hükümeti, hükümetimizin de Türk-Azerbaycan ikilisinin Artsakh'ın yerlilerine yönelik mevcut politikasının canlı bir örneği olan bu tür suçlara karşı aktif mücadele ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle Japon hükümetine ve halkına taziyelerimizi ve desteğimizi ifade etmek istiyoruz. Batı Ermenistan Hükümeti, Batı Ermenistan Ermenileri Birliği'nin kurucu üyesi ve Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı eski başkanı Samvel Garabetyan'ın oğlu Diren Garabetyan'ın zamansız ölümü nedeniyle başsağlığı diler. Diren Garabetyan, yetenekli bir yönetmen, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının haklarına ve Ermeni kültürünün korunmasına adanmış bir şahsiyetti. Bunun kanıtı yarattığı ve bazıları ödül almış filmleridir. Batı Ermenistan olarak Diren Garabetyan'ın ailesine ve yakınlarına güç ve sabır diliyoruz. Huzur içinde yat sevgili Diren. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi ile ortaklaşa Ermenistan'ın 100 Arkeolojik Anıtı başlıklı programı hayata geçirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan Armenpress'e aktarılan habere göre, projenin amacı Ermenistan'ın kültürel mirasını belgelemek ve bilimsel ve eğitimsel süreçte kullanmaktır. Proje, Ermenistan'daki 100 arkeolojik alanın havadan görüntülerini toplamak ve sitelerin doğru bilimsel tanımlamalarının yanı sıra havadan videolar, animasyonlar, haritalar ve anıtların fotoğraflarını içeren kapsamlı bir çevrim içi veri tabanı oluşturmak için tasarlandı. Proje, 2021 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü ile Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi arasında imzalanan bir muhtıra temelinde hayata geçirildi. Bu proje, arkeolog ve tarihçi Profesör Grigor Areşyan tarafından başlatılan yeni arkeolojik ve etnografik projenin bir devamıdır. Proje çerçevesinde Ermenistan'ın 100 arkeolojik anıtı daha az bilinen anıtlar seçilerek büyük bir tarihi miras zenginliği olarak sunuluyor. Manevi ve maddi kültürü etnik oluşumun ana faktörlerinden biri olarak gören Batı Ermenistan hükümeti, Ermeni arkeologların yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşılıyor. Daha sonra ulusun oluştuğu alanla tutarlı hale gelen böyle bir kültürü yalnızca yerli halkın yarattığını vurgulamak istiyoruz. Ermenistan, evrensel uygarlığın başladığı ve yayıldığı eşsiz jeopolitik bölgelerden biridir. Ermeni platosu, Ermeni etnik grubumuzun doğum belgesini derinliklerinde saklıyor ve yerli halkın sonsuzluğundaki sırrın nerede olduğunu gösteren diğer halklar için bir rehber olacak. Bunu anlayan tüm süper güçler bu tür bilimsel keşif gezilerinin organizasyonunda ve yürütülmesinde yer almak istiyor. Bu onların kendi tarihlerini ve oluşum aşamalarını anlamalarını sağlayacaktır. Ermeni milleti diğer halkların ve devletlerin hareket edebileceği ve etmesi gereken rehberdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni antik halk şarkısı Godu Geskorek Unem adlı eseri sunuyoruz.
Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.